Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sözcük türlerinin ikincisi olan zamirler konusunu anlatacağım. İsteyen arkadaşlar konunun PDF'ini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Hepinize kolay gelsin. Zamirler diğer adıyla arkadaşlar nedir? Adıllardır. Adların yerini çeşitli yönlerden tutan sözcüklere denir. Şu başlıklar altında incelenir. Sözcük halinde zamirler ve ek halinde zamirler olmak üzere Sözcük halinde zamirlere baktığımızda kişi zamiri, dönüşlülük zamiri, belgesiz zamirle birlikte soru zamiri olduğunu görüyoruz. Ek halindeki zamirler ilgi zamiri ve iyilik zamiridir. Şimdi bunları detaylı bir şekilde görmüş olalım. Sözcük halinde zamirlerden birincisiyle başlıyoruz. Kişi zamiriyle başlıyoruz. İnsan adlarının yerini tutan zamirlere denir. Kişi adılları şunlardır arkadaşlar. Ben, sen, o, Bunlar nedir? Tekil isimlerin yerini tutar. Biz, siz, onlar ise değerli arkadaşlar nedir? Çoğul isimlerin yerini tutmaktadır. Örneklerimize bakalım. Ben yani Serdar olsun. Her konuda size güvenmiştim cümlesinde ben nedir? İnsan adı yerini tuttuğu için kişi zamiridir size derken Ali, Ahmet, Ayşe, Fatma olabilir. Yine insan adının yerini tuttuğu için bu da nedir? Kişi zamiridir. İkinci örneğimize bakalım. Nerede oturacağımızı onlara sormuştuk cümlesinde onlar Ali'ler, Mehmet'ler, Ayşe'ler anlamına gelmiş. Yani insan adının yerini tuttuğu için kişi zamiridir. Diğer örneğimizde ise elbet bir gün biz de kavuşacağız cümlesinde biz nedir? Ben, Ahmet, Mehmet, Fatma yine görmüş olduğunuz gibi insan adının yerini tuttuğundan dolayı arkadaşlar bu sözcükte kişi zamir olarak kullanılmıştır. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Ben ve sen zamirleri yönelme hal eki olan A ikini aldıklarında bana ve sana olur. Buna ünlü değişimi denir ve ünlü değişimi arkadaşlar sadece bu iki sözcükte görülür. Örneğimize bakalım. Ben sana mecburum bilemezsin cümlesinde bakın ben kişi zamiridir. Sana da arkadaşlar nedir? Sen'dir normalde. A hal ekini aldığı için sana şekline dönüşmüştür. Bu da nedir? Kişi zamiridir yine. Diğer örneğimize baktığımızda bana gerçekleri söyle, mutlu musun benimle cümlesinde bana yani bendir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yine nedir? Kişi zamiri olarak kullanılmıştır diyoruz. Evet sözcük halinde zamirlerden ikincisine geçiyoruz. Dönüşlülük zamiri. Bu kolay arkadaşlar. Dönüşlülük adlı sadece nedir? Kendi sözcüğüdür. Kendi gördüğümüz yerde dönüşlülük zamiri vardır diyebiliriz. Örneklere bakalım. Odasını sürekli kendi toplardı. Kendi kim? Ayşe Fatma. Görmüş olduğunuz gibi ismin yerine geçmiş dönüşlülük zamiridir. İkinci örneğimizde Ahmet bütün sıkıntılarını kendi çözmeye çalışıyor cümlesinde. Bakın kendi yine nedir arkadaşlar? Ahmet yerine kullanıldığı için bu da yine dönüşlülük zamiri olarak kabul edilir arkadaşlar. Bu konuyla da ilgili önemli bir notumuz var. Kişi zamiriyle kullanıldığı zaman cümleye arkadaşlar pekiştirme anlamı katar. Eşyaların hepsini ben kendim taşıdım cümlesinde ben kişi zamiridir. Kendim ise nedir? Dönüşlülük zamiridir. Bu ikisi birlikte kullanıldığından dolayı da cümleye pekiştirme anlamı katmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet. Sözcük halinde zamirlerden üçüncüsüne geçiyoruz. İşaret zamiri ya da adılı. İşaret anlamı taşıyan ve adların yerini işaret yoluyla tutan sözcüklere denir. İşaret adılları şunlardır. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, burası, şurası, orası, öteki, beriki, böylesi, şöylesi, öylesi gibi sözcükler cümlede işaret adılı olarak kullanılır. Örneğimize bakalım. Bu annemin en sevdiği dizidir cümlesinde. Bakın bu sözcü dizi kelimesinin yerine geçmiş. Dolayısıyla bu nedir? İşaret zamiridir. İkinci örneğimize bakalım. Rica etsem şunu yerden alır mısın? Şunu kelimesiyle kastedilen şey nedir? Bir paket olsun arkadaşlar. Paket isimdir. İsmi işaret ederek göstermiştir. O yüzden bu da yine nedir? İşaret zamir olarak bilinir arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz ailecek burada olmaktan çok mutluyuz cümlesinde. Burada kelimesine bakalım. Bura dediği yer nedir arkadaşlar? Ev olsun. Ev isimdir. İsmin yerine geçmiş. O zaman bu da nedir yine? İşaret zamiridir arkadaşlar. Yine bu konuyla da ilgili önemli bir notumuz var. O ve onlar sözcükleri insan adı yerine kullanılırsa kişi adılı, insan dışındaki varlıklar için kullanılırsa işaret adılı olarak kabul edilmektedir. Örneklerimize bakalım. Onu geziye ben davet ettim cümlesinde onu derken kimi kastediyor? Ayşe'yi kastediyor. Ayşe insandır. Dolayısıyla o sözcüğü insan adı yerine kullanıldığı için kişi zamiridir. Onu kitaplığa ben koymuştum cümlesinde yine onu sözcüğüne bakıyoruz. Onu sözcüğü bu sefer nedir arkadaşlar? Kitaptır. Kitap insan dışında bir varlık olduğu için buna da biz ne diyoruz? İşaret zamiri ya da işaret adılı diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Lütfen onları kurşun kalemle doldurup bana verin cümlesinde bakın onları sözcüğünden kastedilen şey nedir? formdur arkadaşlar. İnsan dışında kullanılmış. O zaman bu nedir? İşaret zamiridir. Onların üzerimdeki emeklerini hiç inkar edemem cümlesinde ise onlar kim? Öğretmenler olsun bu sefer. Öğretmen insandır. İnsan adı yerine kullanılmıştır. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Kişi zamiridir. Sözcük halinde zamirlerden belgesiz adıla geçiyoruz arkadaşlar. Adların yerini bakın kesin olmayacak biçimde tutan zamirlere denir. Belgesiz zamirler şunlardır. Biri, birçoğu, birkaçı, bazısı, başkası, herkes, hepsi, çoğu, hiçbiri, kimse ve şey gibi sözcükler belgisiz adıl olarak kullanılır. Öğrencilerin çoğu sınavdan yüksek puan almış dediğimde çoğu sözcüğü, insan adı yerine kullanılmıştır ve kim olduğu belli değildir. Bu yüzden de bu nedir arkadaşlar? Belgisiz zamirdir. Sözünü ettiğin emaneti dün başkasına vermişler cümlesinde ise yine başkası kelimesine baktığımızda kim olduğu belli değil. İnsana diğerine geçmiş. Bu da arkadaşlar yine belgisiz zamir olarak kullanılmıştır. Futbolcu Emeği geçen herkese teşekkür ederek kulüpten ayrıldı cümlesine bakıyoruz. Herkes kelimesi yine nedir? İnsan adı yerine geçmiştir ve kim olduğu belli değildir. Bu yüzden burada belgesiz zamir olarak kullanılmıştır. Diğer örneğimize bakıyoruz. Kimseyi senin kadar sevmedim şu hayatta. Arkadaşlar burada da dikkat edecek olursanız kimseyi sözcüğü var. Kim olduğu belli mi? Değil. Belli olmadığı için buna biz ne diyoruz? belgesiz zamir diyoruz. Mahallede birileri sürekli arkamdan konuşuyormuş cümlesinde de birileri sözcüğü kim? Ayşe teyze, Fatma teyze, Ali Mehmet Ayşe. Yine kim olduğu belli değil. Belli olmadığı için de buna belgesiz zamir denir. Sözcük halindeki zamirlerden beşincisi soru zamiri. Adların yerini soru yoluyla tutan sözcüklere denir. Soru adıları şunlardır. Arkadaşlar kim ve türevleridir. Kim, kime, kimi, kimde, kimden, kimler gibi. Ya da nereye, nerede, nereden, neresi, nereyi gibi. Kaçı, kaçıncısı, Kaçımız kaçınız gibi, ne, neyi, neye, neyin, nesi gibi ya da hangisi, hanginiz, hangimiz, hangileri gibi arkadaşlar sorular cümlede soru adını buldurmaya yöneliktir. Hemen örneklerle pekiştirmiş olalım. Köye gidersen orada kimde kalacaksın cümlesinde kimde sözcüğü nedir arkadaşlar soru zamiridir. Dayınlarda, teyzemlerde kalacağım dersem dayı ve teyze isimdir. İsmin yerine geçtiği için soru zamir olarak kullanılmıştır. İkinci örneğimize bakalım. Yaz tatilinde nereye gitmeyi düşünüyorsun? Nereye? Antalya'ya, Paris'e. Bu da yine ismin yerine geçmiştir. Soru yoluyla geçtiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Soru zamiri diyoruz. Yarışmacıların kaçı elendi bu akşam cümlesinde ise kaçı? 3'ü 5'i desem 3-5 isimdir. İsmin yerini soru yoluyla tuttuğu için kaçı sözcüğü nedir? Soru zamiridir. Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi cümlesinde de hangimiz sözcüğü yine nedir? İsmin yerine geçmiştir. Soru yoluyla geçtiği için de bunu arkadaşlar soru zamiri denir. Doğum gününde sana ne aldı? Burada ne sözcü? Saat aldı, ev aldı, araba aldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine ismin yerine geçmiştir. İsmin yerine geçtiği için de soru zamiri olarak kullanılmıştır. Ek halinde adıllar. Bunlardan birincisi arkadaşlar ilgi adılıdır. İlgi eki olan ki bir adın yerine geçebilir. Bu durumda da ilgi adılı olur arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım. Bakın evin kapısını boyamışken bahçeninkini de boyayalım cümlesinde. Ki nerede var? Bahçeninki derken arkadaşlar buradaki ki görmüş olduğunuz gibi kapı sözcüğünün yerine geçmiştir kullanılmadığı için de buna biz ne diyoruz? İlgi zamiri diyoruz arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. Bizimki yine arkadaşlar ile saklambaç oynuyor cümlesindeki ki burada arkadaşlar ve bu da nedir? Bizim çocuk anlamına gelir. Çocuk isimdir. İsmin yerine geçmiştir. O yüzden buradaki ki nedir? İlgi zamiridir. Ali'nin kovası doluydu. Caner'inki ise bomboş cümlesinde. Bakın arkadaşlar Caner'inki dediğimde ki ekini görüyoruz. Buradaki ki neyin yerine geçmiştir? Kova kelimesinin yerine geçmiştir. İsmin yerine geçtiği için de ilgi zamiri olarak kabul edilir. Arkadaşlar ilgi adlı olan ki her zaman nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bunu unutmayalım ve ismin yerine geçer. Ek halindeki zamirlerden ikincisine geçiyoruz. İyelik adı. İsim tamlamasında tamlananın kime veya neye ait olduğunu gösteren eke iyelik eki denir. Bu ekin aldığı göreve de arkadaşlar iyelik zamiri denmektedir. Biliyorsunuz tamlamalarda isim tamlamalarında ne vardır? Tamlayan vardır. Bir de tamlanan vardır arkadaşlar. Tamlayanın almış olduğu ekler neydi? ın, in, un, ün, nın, nin, nun, nün gibi ekleri alırdı. Tamlanan ise yani S kaynaştırma harfi ı, i, u ve ü eklerini alırdı arkadaşlar. Hemen bir örnek verelim isterseniz. Kapının kolu gibi. Görmüş olduğunuz gibi ın tamlayan ekidir. Kolundaki u nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Dolayısıyla biz bu iyelik ekine ne diyoruz? İyelik zamiri diyoruz arkadaşlar. Örneklere bakalım. Öğrencilerin kafasında hep aynı soru var cümlesinde öğrencilerin kafası belirtili isim tamlamasıdır. Bu tamlayandır. Bu da tamlanandır. Dolayısıyla Kafasındaki ı nedir arkadaşlar? İyelik zamiridir. İkinci örneğimize bakalım. Romanın dili oldukça ağır olmuş cümlesinde. Yine romanın dili belirtili isim tamlamasıdır. Şuradaki i iki arkadaşlar iyelik zamiridir. Üçüncü örneğimize bakalım kime rastlasam eski İstanbul sevdasına tutulmuş cümlesinde İstanbul sevdası birincisi ek almamış ikincisi ek aldığı için belirtisiz isim tamlaması şurada görmüş olduğunuz ı eki de iyilik zamiridir. Ahmet pencerenin önünde birini bekliyordu cümlesinde ise pencerenin önü belirtili isim tamlamasıdır. Şuradaki ü de İyelik zamiri olarak kabul edilir arkadaşlar. Evet geçiyoruz zamirlerde yapıya adıllarda yapıya geçiyoruz arkadaşlar. Basit adıl yapım iki almamış adıllara denir. Bunlar nedir? Kullandığımız ben, sen, o ya da bu, şu, onlar gibi. Kim, kaçı nereye gibi ya da kendi hangisi gibi örnekleri buna verebiliriz. Birleşik adıl ise iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan adıllara denir. Buna da birkaç örnek vermiş olalım. Bir ve az sözcükleri birleşerek birazı oluşturur. Yine bir ve çok sözcükleri birleşerek Birçoğu zamirini oluşturur. Hiç ve bir sözcükleri birleşerek hiçbiri zamirini oluşturur. Kim ve ise sözcükleri de birleşerek kimse zamirini oluşturmaktadır. Bu oluşan zamirlere de biz ne diyoruz arkadaşlar? Birleşik zamir adını veriyoruz. Önemli bir notumuz var. Adıllar yani zamirler yapım iki aldığında tür değişikliğine uğrar. Örnek: Kim sözcüğüne ben lik ekini getirirsem ne olur arkadaşlar? Kimlik olur. isim görevinde kullanılır. Ben zamirine kişi zamirine lik ekini getirirsem yine benlik olur, isim görevinde kullanılır. Yine ben kelimesine cil ekini getirirsem bencil olur. Hem isim hem de sıfat görevinde kullanılabilir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize kolay gelsin.